Mehmet Görmez Hoca çok güzel bir sohbetinde bu deprem sürecinde çok güzel bir cümle kurmuş. Demiş ki depremzedelerin gönlü naz makamındadır. Onlar Allah'a karşı dargın, bak Allah'a karşı dargın, yöneticilere ve oradakilere karşı da kızgın ve hatta öfkeli olabilirler demiş. Ya zaten ötesi var mı yani? Allah'a dargın, yöneticiye öfkeli olabilirler. Ben çok benzer bir şey bir yayında okudum mesela. O Tarık Buğra'nın Şeyh-i Edebali'ye atfedilen Osman Gazi'ye nasihati meselesini. Kimin olduğunun önemi yok benim için. Orada güzel diye okudum onu. Ey oğul diye. Bundan sonra beysin ve merhamet sana, şefkat sana, ayrılıcılık bize, işte bölmek bize, bütünlemek sana diye devam eden nasihatini okudum. Dedim ki burada belediye başkanları, milletvekilleri, yöneticilik yapan gazeteciler, şunlar bunlar, deprem bölgesine gelmiş herkes, buraya yardıma gelen herkes tam da bundan sorumlu. Oradaki depremzede sen provokatör olduğunu da düşünebilirsin. Öyle şeyler de söylediler ya, provokatör bunlar falan. Kimse kim? Oradaki depremzedenin gönlü naz makamı. Sana kızsa da ona sarılacaksın. Bana çok bağırdılar, çağırdılar. Anlatmıyorsunuz hiçbir şey dediler. Abi ne anlatalım dedim, söyle anlatalım. Söyledi, anlattık. Anlattığım halde anlattım bitirdim anlatmıyorsun diye saldırdılar. Hiçbir şey demedim. Haklısınız, bir daha anlatırız dedim. Gelmiş. Arabanın bagajını açmış, kızının cenazesini gösteriyor Zülfikar Lekimize. Yayına girmemize 30 saniye var. Anlat dedi. Her şeyi diyebilir. Yakınlarını kaybetmiş, evini kaybetmiş, yuvası dağılmış, bütün hatıralarını kaybetmiş, en sevdiklerini kaybetmiş bir adamın, o şok halinde, daha bir şey demediler bu arada, şoktan çıktıktan sonra. Çok dingin de olabilir, çok tevekküllü de olabilir, çok isyankar da olabilir, her şey olabilir. Gücün yetiyorsa orada çalışacaksın. Yani geleceksin oraya, o dirayette. Yani milletvekilisin, gelmişsin, sana tepki gösteren depremzedeye bağırıp çağıramazsın. Sarılacaksın, bu kadar yani. Merhametli olacaksın. Sabrın, tahammülün yüksek olacak. Yardıma gelen arkadaşlar vardı. Bir kızcağız geldi arabanın yanına, ağlıyor hüngür hüngür. Abi dedi, şu yok dedi, bu yok dedi falan filan. Dedim ne oldu, neredensin sen? Biz dedi yardıma geldik işte İstanbul'dan. Dedim yardıma geldiniz ve yani sen yardıma muhtaç haldesin şu anda. Ağlıyorsun burada, hiçbir şey yapmıyorsun. Yemeğin yok, karnın tok değil. Tuvalet bulamıyorsun vesaire. Evinde otur ve evinde ağla dedim. Yani buraya geldiysen ve insanlara yardım edeceksen güçlü olmak zorundasın. Başka şansın yok. Çünkü zaten herkes düştü. Kolu kırık. Her taraf kırık. Her taraf çökmüş. Yani sen oraya gelip kendi kolunu kanadını kırsan bunun oradakilere de faydası yok. Gelenlere de faydası yok. Ya ben de çok dağıldım yani. Yayında hiçbirimiz ağlamadık. Veya işte bir takım ilkeleri çok dikkat etmeye gayret ettim bunları yaparken. Ama ben bir insanım. Mutlaka dağılmışımdır yani. Çocuklarımla buluştum. Aman Allah'ım, insanlar neler yaşamışlar dedim. Faruk abiyle tekrar gittik. 2 gün sonra deprem bölgesine döndük, bir dinlendik, tekrar gittik. Tekrar depreme yakalandığımızda işte yayın yapmaya gittik. Hatta kapanış yayını yapacaktık. Bir daha depreme yakalandık. Şehre bir girdik. Hatay'da kalmışız 5-6 gün. İlk gidendik biz. Tekrar girdik, tekrar şok olduk. Bu nasıl bir şehir dedik ya. Yani biz vardık o şehrin ilk anından son anına aslında orada ama orada olmak bir şok etkisi. O yüzden depremzedeler çıktıklarında işte adam şöyle anlatıyor ya. Ya diyor, bana geldi, 2 çocuğumu kaybettim Mehmet Bey diyor. Eşim de vefat etti, kardeşim de öldü enkaz altında ama küçük kızım diyor sesleniyor diyor. Onu çıkarabilir miyiz acaba diyor. Böyle söylüyor. Yani sanki bakkaldan bir şey ekmek istiyor gibi söylüyor yani. Çocuklarını kaybetmiş. Bu büyük bir şok. Sonra söylüyor, diyor ki sesi geliyordu, sesi kesildi diyor. Cenazeleri alabilir miyiz sağ salim acaba diyor. Parçalanmadan. En azından cenazesini bulabilir miyiz diyor en son. Mezarı olsun, yeri olsun diye. Bu bir şok hali.